Tabii Mass ki. Design aslında sizlerin ilk olarak şu etaptan girelim. Siz bir aslında iç mimardınız. Evet. Kendinizi mekan ve moda tasarımcısı olarak aslında anlatıyorsunuz, tanıtıyorsunuz bizlere. Kendi sosyal hayatınızda bazı ihtiyaçlar doğduğunu fark ettiniz ve Mass Design'ı kurdunuz. Aynen zaten öyle. İlk günden beri de şu mottoyla yoldasınız. Ben kendi tarzımda tasarımlar yapıyorum ve benim gibi giyinmeyi seven kadınlara hitap ediyorum. Buyurun dilerseniz buradan başlayalım. Aynen öyle. Mass Design'ın kuruluş hikayesi tamamen benim meslek hayatımda olan sosyal hayatımda ihtiyaç ve gereksinimlerimden yola çıkarak kuruldu. Markamın en büyük özelliği tamamen kendi tarzımı yansıtan bir koleksiyon olması. Dolayısıyla da yıllar içerisinde benimle aynı tarzı ve zevki paylaşan kadınları bir çatı altında toplamış oluyorum. Ve Mass Kadınları diye bir slogan geliştirdik aslında. Zaten bu bayanlar bir ortama girdiklerinde tamamen farklılıklarını göze çarptırıyorlar aslında. Çünkü ben her tasarımın, her markacının bir ruhu olmasına, bir çizgisi olmasına inanan bir girişimciyim. Dolayısıyla benim de markamın belli spesifik çizgileri var. Daha çok koleksiyonum İspanyol paçalardan oluşuyor. İspanyol paçalar biliyorsunuz eski zamanlarda böyle konverslerle, spor ayakkabılarla kullanılan bir parçaydı. Fakat ben sonuçta üniversite yıllarımdan beri İspanyol paçayla aşk yaşayan bir tasarımcı olarak bunu günümüze güzel bir şekilde uyarladığımı düşünüyorum. Bir İspanyol paçanın aslında bir kadının vücut hatlarını doğru kullanıldığı takdirde çok güzel konumlandırdığını ve çok güzel gösterdiğine inanıyorum. Özellikle ince gözükmek istediğinizde, uzun gözükmek istediğinizde İspanyol paça hayatımızda önemli bir yer alıyor. Çünkü tabii ki doğa kanunu, hepimiz yer çekimine zaman içerisinde teslim oluyoruz. Bu İspanyol paça pantolonların kaldırma özelliği, push-up özelliği sayesinde yer çekimi kanununa baş koyuyoruz, evet. Öyle diyelim. Aslında İspanyol paça benim de gerçekten çok keyifle kullandığım bir model. Özellikle böyle siyah pantolonlarda olduğunda kendi üzerime sanki böyle bir 7-8 santim eklenmiş gibi hissediyorum. Bence bütün kadınlarımız da çok seviyor zaten, uzun görüneyim, biraz zayıf olayım. Aynen Türk hileleri öyle. Seviyoruz. Şimdi programdan önce konuşurken siz dediniz ki ben hayatımda hiç spor yapmadım. Ama ben şu an size bakıyorum ve diyorum inanamıyorum gerçekten bu söylediğinizde. Ve umarım çok ufak hileli cümlelerdir bunlar. Çünkü kendimi kötü hissedeceğim. Ama şimdi sizin müşteri kitlenizde de zaten bu özelliği hani siz göstermeye çalışıyorsunuz. Gerekirse spor yapmasınlar, estetik operasyonları geçirmesinler. Ben zaten kıyafetlerimle onlara sihirli bir kalıp sunuyorum diyorsunuz. Şimdi bu sihirli kalıba zaten böyle az çok girdik ama hem bunun detaylarını aktaralım hem de şimdi biz biraz böyle kadınları konuştuk ama eminim erkek izleyicilerimiz de biraz kıskanmaya başlamışlardır diye düşünüyorum. Çok yakın Mass zamanda. Mass Design'da evet onun hemen böyle sürprizini olan biz de buradan açıklayalım. Çok yakın zamanda erkekler için de basic tişörtler tasarlamayı düşünüyorum. Zaten 3 tane erkek çocuğu annesi olarak geç bile kaldım. bayağı bana faydası olacak bu sektöre girmemin de kendi açımdan öyle düşünüyorum. Bayanlara gelince şöyle, şimdi marka daha çok 35 ile 65 yaş seri olarak hitap ediyor. Ve bu yaşlarda hepimiz ya olduğumuz güzelliği, vücut hatlarımızı, yani sağlıklı, fit bir vücut hattına sahip olduğumuzu ya da hala eskisi gibi olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Bu tasarımlarımı zaten ben her zaman söylüyorum. Ben bir kıyafet satmıyorum, bir tasarım satıyorum. Benim yüzlerce modelim yok. Belli kalıplarım var ve bu kalıplarımdan yola çıkarak sezon trendlerini takip ederek sezon trendlerini kendi kalıplarıma, kendi modellerime uyguluyorum. Dolayısıyla bütün müşterilerim hem modayı takip etmiş oluyorlar hem de moda diye her şeyi giymemiş oluyorlar. Evet. Çünkü çok klişeleşmiş bir laf olmakla beraber hani moda insanın kendine yakışandır, doğru. Bu sebeple de kendine belli bir tarz belirlemiş kadınlarımız, kendilerine ne yakıştıklarını bilen ve giydiklerinde kendilerini mutlu hisseden kadınlarımız için tasarladığım bu koleksiyon, tamamen onların kendilerini iyi hissetmelerine ya önceki gibi ya da oldukları gibi hissetmelerini sağlayan tasarımlar. Evet, şimdi moda trendlerinden bahsettik. Ben de hemen burada böyle arkadaşlarım tarafından bana yapılan bir eleştiriyle devam etmek istiyorum. Şimdi geçmiş dönemlerde dark cotton pantolonların moda olduğu, trend olduğu bir dönem vardı. O dönemde hepimiz dolaplarımızı bunlarla doldurduk. Ama şimdi ben giydiğimde eleştiriliyorum. Bunun modası artık geçti. Artık dark pantolon giyen mi kaldı diye. Şimdi trendler neye göre belirleniyor? Bu trendlerin belli bir zamanı süresi oluyor mu? Mesela İspanyol paçadan örnek verdik. Geçmiş dönemlerde çok meşhurdu ama ben şu anda hala benim en meşhur parçalarım
sorunlarından bir tanesi. Trendler tam olarak böyle nasıl bir hani analiz içinde, onları nasıl bir analiz etmemiz gerekiyor? Ne kadar bir süre vermemiz lazım bu trendlere? Şimdi aslında demin dediğim gibi biz kendimizi nasıl mutlu hissediyorsak, nasıl daha güvenli, nasıl daha fit, nasıl huzurlu hissediyorsak öyle giyinmeliyiz. Şimdi İspanyol paça için hani kendim tasardığım için demiyorum ama hayatımızın her döneminde yani genç kızlık dönemimde, şimdiki dönemimde yani hayatımızın her döneminde bir İspanyol paçayı görürüz. Bu aslında İspanyol paça bir tarzdır, bir stildir. Yani moda olarak bunu tanımlamak evet moda fakat insanın tarzı ve stili vardır. O stilinden yola çıkarak giyindiği takdirde her daim daha huzurlu ve kendini daha özgüvenli hissedecektir. Şimdi bu skinny pantolonlarımız, dar paça pantolonlarımız bazen, şimdi İspanyol paça tamam güzel, vücut hatlarımızı güzel dengeliyor. Fakat her parça, her kadınımıza yakışacak evet. diye bir şey yok. Şimdi bazı bayanlara skinny, işte kısa paça, dar paça, mesela ben... Hayatımın herhalde şu yaşıma kadar tabii yaş vermiyoruz ama dar paça giydiğim herhalde 5 defayı geçmemiştir. Çünkü kendime dar paçayı yakıştırmıyorum. Bununla beraber İspanyol paçayı giymeyen ve kendisine yakıştırmayan tabii birçok kadınımız da var. Bence hani bu moda olarak değil, insanın parçası yani dolabında dar paça pantolonla bir smokin takımı da vardır. Bir İspanyol paçası da vardır ya da daha kalem kesim pantolonları da vardır. Yani moda tamamen günün sonunda insanın kendine yakışandır ve ruh haliyledir. Yani ben mesela renkleri çok seven bir tasarımcıyım. Pembe mesela geçen sene çok vardı. Ben hayatımın her döneminde pembe giyebilirim. Mesela leopar. Ben küçüklüğümden beri leoparı severim, öyle söyleyeyim. Leopar hayatımızın her döneminde moda sektöründe bir girip bize göz kırpıp çıkıyor gibi gözükse de hani leopar benim hayatımın vazgeçilmezidir. Benim 20 sene önce aldığım bir leopar hala duruyordur. İnsanlara nereden aldın, sen mi yaptın? Hayır, o leoparı ben almışım, orada duruyor yani benim kıymetlim. Bunun gibi yani tarzınız, sevdikleriniz parçalar eğer o anda sizi güzel hissettiriyorsa, mutlu hissettiriyorsa her daim giyilebilir. Ama bir kadın olarak modayı takip edeceksek, tabii ki hepimiz takip etmek istiyoruz, kendimize yakışan parçalarla yol almamızda fayda var. Yani bugün mesela sarı moda diye bir sarı pantolon giymenize gerek yok. Bir tabii sarı fularla da bunu yakalayabilirsiniz. Ya da leopar moda, mesela ürünümün, kıyafetlerimin iç astarları leopar. Müşterim ben leopar hiç sevmem diyor ama minicik bir nüansla o leopar modasında yakalamış olabiliyoruz. Yani hem kaçırmayalım hem de böyle illa ben de oraya adapte olacağım diye tutturmayalım. Tabii. Şimdi Türkiye'de evet benim söylediğim gibi böyle dinamikler biraz hızlı değişiyor ama ben dünya genelini de merak ediyorum. Çünkü siz zaten bu konuda da böyle ufkunuz oldukça geniş olduğu için beni aydınlatmanızı ve izleyicilerimizi de aydınlatmanızı rica edeceğim. Şimdi genel olarak baktığımızda küreselde moda akademisi böyle sizin hem bir moda akademiniz de var bu arada, oraya da atıfta bulunacağım. Böyle moda endüstrisi nasıl şekilleniyor? Bizdeki gibi hızlı dinamik değişimleri söz konusu mu? Biraz küresele açıldığımızda Türkiye ile farklılıklar nasıl sizce? Yani aslında şimdi modaya gönül vermiş birçok girişimci var. Herkes tekstille alakalı olan konuda tabii konuşuyorum. Herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler üretmek istiyor. Artık son yıllarda üreten girişimci kadınlarımız da önceki yıllara göre kat kat daha fazla arttı. Bu illa hiçbir mesleği yapmadığı anlamına gelmiyor. Hukukla ilgileniyor ama farklı bir ürün tasarlayıp hobi olarak bunu ilerletmek istiyor. Üniversitede okuyor gencimiz, farklı bir şey tasarlamak istiyor. Mesela sweatshirt tasarlamak istiyor. Bunu ticarete döndürmek istiyor. Yani önceki yıllara göre bence ülkemizde girişimcilerin sayıları kat ve kat artıyor. Ben de sonuçta bir yapmış olduğum mesleki hayatımdaki yolculuk esnasında birçok sektörün olduğu gibi moda sektörünün de bir güç birliğine ihtiyacı olduğu fikrinden yola çıkarak zaten bu tasarım galerisini kurdum. Bu tasarım galerisinde de hani konu oralara da gelecek kapsamlı buyurun. Olarak anlatıyorum. Modaya gönül vermiş girişimcilerimize danışmanlık yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Mesela bir marka yaratmak istiyorlar. Bir markalarını güzel yerlere getirmek istiyorlar. Bugün günümüzde birçok markayı kurmak isteyen insan nereden başlayacağını bilmiyor.
atölyelerde problem yaşıyor, bir showroom imkanları olmuyor. Ben tüm bu girişimcilere atölyemin kapılarını açıyorum. Kendi showroomumda ürünlerini doğru müşteriyle birleşmesini sağlıyorum. Ben kendi payıma girişimcilere elimden gelen desteği veriyorum. Bu da markasını tanıtmak ve ilerletmek isteyen girişimcileri daha da yüreklendirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu sebeple Moda Akademimi kurdum. Herkes diyor ki işte sen bir meslek yapıyorsun, başka birini kendine rakip olarak mı? Bu rakip değil, bir güç birliği, bir birliktelik. Her sektörün olduğu gibi bu sektörün de bir güç birlikteliğine ihtiyacı var. Böylece birbirimize destek verdikçe daha çok büyürüz, daha çok açıkları kapatırız ve kendi ülkemiz adına daha ileriye gidip daha güzel şeyler yapabiliriz. Kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ediyorum aslında sizlere bu akademi için. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi insanlarımızın istekleri var ama nasıl adım atacaklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi o zaman onların da önünü açmış olalım. Sizlere nasıl ulaşabilirler, bu akademiye nasıl katılabilirler? Hem onu merak ediyorum hem de işin bir yandan şimdi programımız öncesinde sohbet ederken bu konuda dediniz ki riskli bulanlar da var akademiye. Şimdi burada riskli bulmalarındaki sebep ne? Bunların altında yatan düşünce ve siz neden riskli bulmuyorsunuz bu akademi ayağını? Öğrencilerine size eşlik etmesine, söyledikleri gibi kendinize rakip mi yetiştiriyorsunuz demelerinin altında siz neden bu kadar içiniz rahat? Şöyle, her sektörde her tasarımcının bir yolu ve bir ruhu var. Ve tasarımlar bu ruhla beraber gidiyor. Bugün yanıma gelen ve benle beraber yol alacak girişimcinin de farklı bir ruhu olacak. Zaten farklı amaçta olan, hani üstüne basıp farklı yere gitmek isteyen girişimci zaten günün sonunda seninle kalmıyor. O bir şekilde o yoldan çıkıyor. O yoldan çıktığı zaman da zaten önün temizlenmiş oluyor. Ama bu bizim için değil. Her sektörde farklı düşünen, bunu farklıya götürmek isteyen, işte ben bu akademiye gireyim, bu akademide beraber güç birliği yapayım, benle beraber çalışan diğer girişimcilerin, işte müşterileri benim müşterim olsun vesaire. Hani bu zihniyette, bu fikirde olan birçok insan var, yok evet, değil. Maalesef. Ama burada önemli olan herkesin aynı fikir birliğinde olması, herkesin birbirine destek olması. Mesela ben bugün İspanyol paça tasarlamazken girişimci benle çalışacak, işbirliği yapacağımız, danışmanlık vereceğim girişimci. Mesela İspanyol paça tabii ki şöyle engelleniyor. O İspanyol paça tasarlamayacak tabii o girişimcimiz. Ne yapacak? O da skinny pantolon yapacak, mini etek yapacak. Şimdi benim koleksiyonum daha çok pantolon, ceket ve büstiyer gruplarından oluşuyor. Dediğim gibi hani modellerim yüzlerce değil ama iyi hissedeceğimiz güzel, artık oturmuş kalıplarla yol aldığımız için spor yapmadan, belki herhangi bir operasyona maruz kalmadan kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan girişimler, tasarımlar. Ve ben tabii ki bu yıllar içerisinde 15. seneye giriyorum. Birçok yol aldığıma inanıyorum. Ve güzel kalplilikle bu yolda ilerlemek isteyen girişimcilerimize de bütün deneyimlerimi paylaşarak güzel bir birliktelik içerisinde yol almak istiyorum. Onun sonuçta tasarımı farklı, benim tasarımım farklı ama birbirimizi bütünleyecek. Mesela gömlek çok az yapıyorum. Gömlek tasarlamak isteyen, işte gömlekleriyle güzel bir yol almak isteyen girişimcilere kendi ürünlerimin içine gömleklerini koyarak hem de artık hani Men's Design markası sonuçta yıllar içerisinde belli bir çizgiye oturmuş. Ama mesela şimdi müşterim geliyor, ay bunun içine bir gömlek olsa ben her şeyi yapamam, herkesi mutlu edemem. Ama mesela buna gönül vermiş güzel ipek gömlekler yapmak istiyor. Gel beraber sen de bunların içine gömlekleri yap. Hem güzel bir kombinasyon çıksın hem de müşterilerimizi memnun edelim. Hani zihniyet, fikir, amaç bu. Ama farklı bir amaçla seninle yol almak isteyen zaten günün sonunda o yoldan ayrılıyor. Önünüzden çekiliyor, çok haklısınız. Burada şimdi güzel kalplilikten söz ettiniz. Çok da güzel konuştunuz ve hemen aklıma sosyal sorumluluk projelerine verdiğiniz böyle destek geldi. Şimdi siz bundan 2 yıl öncesinde aslında Kızılay'la bir işbirliği yapmıştınız. Buna ilişkin röportajlarınız vardı. Bu işbirlikleri devam ediyor mu? Men's Design bu konuda nasıl bir rol üstleniyor? Tabii ki sonuçta sahip olduğum imkanlar, atölyem, tasarım bunları hani işe yarayabilecek, geriye dönüşecek. Sonuçta bu akademinin bir amacı da güzel sanatlarda okuyan, imkanı olmayan birçok öğrencimize aslında iş imkanı sağlamak ve onları ünlü modacılarımızla bir araya getirip onları da bu çatı altına alıp başarılarını sergileme imkanı vermek. Bununla beraber de belirli sosyal
kuruluşlar, ihtiyacı olan dernekler tabii ki seve seve. Mesela bundan yıllar önce Kansersiz Yaşam Derneği'nde kanserli çocuklar için bir farkındalık yürüyüşü yapıldı ve bir onkoloji merkezi yapılması için. Bu dernekte güzel bir defile yaptım birçok yine modaya gönül vermiş tasarımcı arkadaşlarımla beraber ve kanserli çocuklarımıza faydası oldu bir şekilde, geri dönüşümü oldu. Bu tür geri dönüşümü olabilecek, fayda sağlayabileceğim her taşın altına tabii ki elimi seve seve koymak isterim. Çok güzel, gerçekten çok özel projeler bunlar, böyle biz ekran başından duyurmuş olalım. Şimdi o zaman aslında son birkaç dakikam var ama bu konuya da böyle değinmeden geçmek istemiyorum. Az önce her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de güç birliğine ihtiyaç var dediniz. Programı kapatmadan ben buradaki ihtiyaçlara ve sorunlara da değinmek istiyorum. Sonuçta şu anda böyle hazır giyim sektöründe bazı sıkıntılar var. Bizim aslında şu an her sektörümüz biraz kan kaybetmiş durumda. Maalesef son yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü ve pandeminin de etkisi maalesef var hala. Siz bu sektöre ilişkin böyle şu anda sorunlar, talepler, beklentiler, bu konuda neler söyleyebilirsiniz Melda Hanım? Yani neler söyleyebilirim? İlk önce umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Umut olmayan hiçbir yerde, hiçbir bitki de yeşermiyor zaten. Yani umudumuzu kaybetmeden yine aynı yolumuzda devam edeceğiz. Çünkü pes ettiğimiz vakit zaten kaybettiğimiz vakit oluyor. O sebeple yani ben bir girişimci olarak elimden geldiği şekilde diğer girişimcilere nasıl destek vermeye çalışıyorum. Yani ülkemizde de bu şekilde zorda olan, sektörünü devam edemeyen, zorlanan girişimcilere bir gönül birliği yaparak hani memleketimizi tekrar kalkındırıp eski yıllarımıza, eski günlerimize dönmek için elimizden geleni yapacağız. Yani iyi düşünmekten başka bir fikir gelmiyor açıkçası aklıma. Evet, hem bu güzel çalışmalarınız, verdiğiniz destekler için hem de programımıza katıldığınız, bizlere bunları anlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sizlere ederim. Çok mersi. Evet. Yönetim Katı programını bugün burada noktalıyoruz. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar görüşmek üzere.